Çırpılmasını istemiyorum. Öğrenmesini istiyorum. Sağa çarpıyor, sola çarpıyor ve bunun sonucunda cezalandırılıyor. Oha geçti. İlk turu geçti şu anda. Veri analizinden sonra konu makine öğrenmesi algoritmalarına geldi. Artık gözetimli, gözetimsiz ve pekiştirmeli öğrenme hakkında projeler yapıyordum. Yani minik minik kendi çapımda. Başlangıçta her yazılımcı gibi dokümantasyonu okuyup uyguladım. Ama böyle her şey çok konsol üstünde kalmıştı. Böyle daha görüntü gerekiyordu. Bu yüzden daha önce çeşitli projeler yaptığım Pygame'i kullandım. Pygame ile bir oyun tasarlayıp bunu yapay zekaya öğretecektim. Başta yılan oyunu düşündüm ama sonra araba yarışı daha cazip geldi. O zaman gelin en baştan başlayalım. YouTube'da bununla ilgili araştırma yaptığımda Türkçe kaynak zaten yoktu. Yabancılardaysa 7 yıl önce eklenen video ve CodeBullet tarzı videolar vardı. Şimdi gelin bunlara bakalım. Birkaç video izleyerek işin mantığını kavramaya çalıştım. Ya zaten biliyordum da işte. Tam emin olmak istedim. 7 yıl önce paylaştığı video. Daha hiç kod yazmadığım zamanlarda gördüğümü hatırlıyorum. Hani çok mükemmel ve manyakça bir şeydi ya cidden. Bir küp var ve kendi kendini kontrol ediyor. Çok mükemmel değil mi sizce de? CodeBullet ya bu genelde işin taşağı da böyle yani sürekli eğlenceli yönleri göstermeye falan çalışıyor konseptinden dolayı. Son kaynak yine ilk arkadaşımızdan. Bu sefer de 3 boyutlu park etme yapmış. Adam her videoda kendini aşıyor ya. Sonunda tutorial şeklinde düzgün videolar bulabildim. Sıra geldi kod yazmaya. Kütüphanelerin kurulumu. Bu tür proje yaparken en çok kullanılan kütüphaneler şunlar. Pygame, PyTorch, Torch'un içindeki diğer kütüphaneler ve Neat. Bu üçüyle yapılıyor. Hani hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Bazılarını kullanmanız yetiyor. Tabii bunları hiç kullanmadan yapan manyaklar da var ama ben onlardan olmayacağım. Tutorial'ı izledim. Birkaç çalışma yaptım bununla ilgili. Tutorial iyiydi, güzeldi ama bir kusuru vardı. Para yine bir tuhaf daha serdi. Sonuçları ve jenerasyonları ekrana yazdırmıyordu. Bunun üstüne biraz kafa yordum ve her jenerasyon arttığında grafiği güncelleyen bir kod yazdım. Böylece hem jenerasyonu hem de kaçıncı jenerasyonda hangi değişim olmuş bunları görebilecektim. İlk haritadan rahatlıkla geçti. Daha zor bir map tasarlayıp yapay zekanın buna ne tepki verdiğini görmek istedim. Buraya biraz teknik bilgi sıkıştırayım. Pekiştirmeli öğrenme dediğimiz şey aslında yazdığımız bir kod var. Biz bu koda diyoruz ki şöyle bir problem var ortada. Eğer sen bunu çözersen veya çözmeye yaklaşırsan ödül kazanıyorsun. Eğer çözemezsen cezalandırılıyorsun. Yani sıfırdan başlıyorsun. Böylece ne oluyor? Agent yani bizim yazdığımız kod. Agent gidiyor, ortamı inceliyor. Ortamda rastgele hareketler yapmaya başlıyor. Sağa çarpıyor, sola çarpıyor ve bunun sonucunda cezalandırılıyor. Ceza almadığı sürece hani diğer ajanlar eğer kendini sabote ederse en başa dönüyor ve o yeni ödüle yaklaştığı şekilde devam ediyor. Yani sürekli bir ödül ceza sistemi var. Böylece bizim şu anki projemizde arabamız haritada birkaç kere tur alsın. Mesela ödülümüz bu. Ama bunu yapmaya giderken virajlarda, düz yollarda, orada burada sürekli kendini bir yerlere çarpıyor. Bu yüzden sürekli başa dönüyor ve tekrar bunu yapmaya çalışıyor. Reinforcement öğrenmenin genel olarak özeti bu şekilde. Tabii daha çok detayı var ama bunları siz kendiniz araştırıp öğrenirsiniz zaten. Şimdi gelin bu ajanı test edelim. Bir turu geçmeyi öğrendi. Sürekli kendini geçiyor. Şimdi haritayı biraz daha zorlaştıralım. Bunun için Photoshop'u açıp bir map çizmeye başladım. Ve bunu oyuna aktardım. Görüyoruz ki ajanımız biraz daha zorlandı. Gerçekten artık. Yapamıyor. İlk eşeği geçtiğinde çok hızlı davranıyor ama. Bu biraz garip. Hadi yaparsın. Yolu genişlettiğimde mükemmel bir şekilde geçtiğini gördük. Ve bunu Google AI Studio'ya sordum dedim. Bu niye böyle oluyor yani? Bir çözümsün buna. Ve bu öğrenmeyi zorlaştırmak için şunları yapmamız gerekiyor. Pistin karmaşıklığını arttıracağız. Radarımız şu an 5. Yani 5 farklı yeri görüyor şu an. Bunu 3'e indireceğiz. Fonksiyonda birkaç değişiklik yapacak. Hani ajanımızın çok zeki olmasını istemiyoruz. Biraz daha böyle uğraşsın istiyoruz. Araba kontrolüne gerek yok. Çünkü şu an gayet yeterli bir kontrolü var. Bunlara göre bir sıfırdan harita çizdim. Şöyle bol dönemeçli, bol virajlı. Oh, biraz da şöyle yapalım. Mis. Hadi bunu geç de görelim şimdi. Güzel, bir yerde takıldı şu an. Birkaç jenerasyon sonra bunu da geçmeyi öğrendi. Ve ben de kendi map çizme yeteneğimi sorguladım. Hani gerçekten kötü mü yapıyorum? Bu yüzden sıfırdan bir map çizmeye karar verdim. İnternetteki diğer örneklere falan baktım. Sonra tekrar Photoshop'a geldim ve güzel bir harita yapmak istedim artık. Mükemmel bir şey olsun ya böyle. Zorlansın, en az bir 9-10 jenerasyonluk tahmin yapsın istedim. Sonrasında şöyle bir şey ortaya çıktı. Bir yerde takıldı şu anda. Sürekli orada bir sorun yaratıyor ve geçmek de istemiyor aslında.
Onu biraz düzeltmek istedim çünkü hani çırpınmasını istemiyorum, öğrenmesini istiyorum. Büyük ihtimalle 100 tane jenerasyon olsa da oraya geçemeyecek ve gerçekten zaman kaybı oluyordu. Ya şu an aslında bekliyoruz, o yüzden bir bilgisayar başında olmam çok bir şey arz etmiyor. Bu eğitim bitene kadar bir kenarda kitap falan okuyacağım. Çünkü saatlerdir ekran başındayım ve kafayı sıyıracağım artık. O zaman görüşürüz şimdilik. Evet, ne durumdayız? Bakalım şöyle. Bir şeyler öğrenmiş ama yine de sıkıntılı. Nerede sıkıntı yaşıyor bakalım ya. Alttaki virajı hiçbir şekilde geçemiyor. Yani en azından öğrenmesi için bir 20-30 jenerasyon gerekiyor daha doğrusu. Yol yapmaya devam ki. Zaten bu konuda çok iyiyiz biliyorsunuz. Bu sefer de gelip şu ortadaki çok net bir şekilde ayrılan yola çarpıyorlar. Ya bunun sebebi de büyük ihtimalle yol boyunca böyle sürekli yuvarlaklar var etrafta. Dönemeçlerde falan. Ama orada çok keskin bir viraj var. Onu görünce sağ mı gidecek, sola mı gidecek ayırt edemiyor ve direkt dümdüz gidiyor. Oha geçti. İlk turu geçti şu anda. Tekrar kaza yaptı. Bir şey diyeyim mi? Bence yani benim testimi geçti şu anda. Ve kral son yarışını tamamlayabilmeli. Ne yapıyorsun evlat? Bence kral son yarışını bitirebilmeli. Bu itişme kurallara uygun mu? Bu yüzden aşağıdaki engeli çözüp o şekilde bir sonuca varalım. Bakalım gerçekten yapabiliyor mu? Hatta birkaç basit bir değişim yapalım şöyle. Aynen. Harbiden 5'e kalmadan geçti şu anda. Helal olsun. Böylece pekiştirmeli öğrenmede bir proje yapmıştım. Bunu size gösterme şansı buldum. Böyle tatlı video yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.